Merhaba arkadaşlar, bilgi yarışmamıza hoş geldiniz. İlk olarak şartlarımıza bakalım. Soruların tamamına doğru cevap verebilen her öğrencime istediği bir eğitimi hediye edeceğim. Udemy platformumuzdaki eğitimler daha çok otomasyon ve elektronik konularına odaklanmış. Otomasyonda Siemens'in TIA Portal eğitim serisi vardı da 4-5 başlıkta. Tabi endüstriyel testlerde bakım temellerinde bir adet eğitimimiz var. PİK mikro denetleyicileri eğitimi, motor sürücüleri eğitimi, haberleşme kavramları üzerine eğitimlerimiz. Yine analog elektronik, endüstriyel bir tesiste gerçekleştirdiğimiz bir projeye ait PLC öğreniyorum. Kumaş metre makinesi otomasyon projesi eğitimimiz var. Motor sürücüsü eğitimi, HMI SCADA eğitimleri de bulunmakta. Hediye eğitimleri 25 Ocak tarihinde kazanan arkadaşlara link olarak atacağım ve direkt kayıt olabileceksiniz. Cevapları paylaşımların altına 1A, 2B, 3C şıkkı diye. Sorulara cevaplama süresi 4 Ocak 2021 tarihine kadar. Sorularımıza geçelim. İlk olarak endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen otomasyon sistemleri akademik tarafta hangi disiplinleri içinde barındırıyor? Burada bir makine tasarımı var, bir yazılım tarafı var, kontrol tarafı var. Yoğun bir şekilde hangi disiplin otomasyon sistemleri kavramına odaklanmıştır? 2 numarada görsellerden hangisi analog sinyali temsil ediyor? A şıkkında bir insan sesi, B şıkkında da bir elektronik cihaz ve içinde hangi veriyi kullanıyor? Analog veri mi, dijital veri mi, yoksa daha farklı bir veri mi? Üçüncü soruda, üretimini yapmak istediğiniz bir akıllı telefonunuz var ve işlemciye ihtiyacınız bulunmakta. Alttaki işlemcilerden hangisini kullanırdınız? AMD Ryzen 3500U chip, 2.1 GHz çalışma frekansı var. Pico 16F 628 chip, çalışma frekansı 0.020 GHz. Altera bir chip ve D şıkkında da hiçbiri. Üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olalım. Ve son sorumuzda ise videodaki gibi bir makinenin otomasyonunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hangi PLC modelini kullanırdınız? Kumaşımız RAM makinesine giriyor. Şu an tekstil sektörüne ait bir makine. Asenkron motorlar ve farklı farklı silindirler var. Kumaş burada çektiriliyor, gerdiriliyor. Operatör panelleri var gördüğünüz gibi. Personel buradan ilgili işlemleri yapıyor. Doğal gaz sistemiyle ısıtma yapılıyor. Burada belli başlı valfler var. İçeride bir fırın var. Yine birçok sensör burada barınıyor. Epeyli bir büyük makine, 30 metre civarlarında. Birçok analog ve dijital giriş çıkış sensörleri var. Motorlar var. Belki 10-15'e yakın, 20'ye yakın motor var. Bu tarz bir makinede otomasyon gerçekleştireceksiniz ve hangi PLC modelini kullanırdınız ve size yeterli olurdu daha doğrusu. Siemens Simatic PLC ve giriş çıkış sayıları bunlar. Size yeterli olur mu? GMT'de ilgili giriş çıkış sayıları, Delta PLC'de giriş çıkış sayıları var. D şıkkında da hiçbiri. Tabii bunun dışında farklı farklı bileşenlere ihtiyacınız var mı yok mu? Yoksa sadece bunlarla otomasyon altyapısını gerçekleştirebilir misiniz? Son olarak sizden ricam, beğeni ve paylaşımlar yapmanızı istiyorum. Eğer beğeni ve paylaşımlarınız yeterli seviyede olursa ikinci bilgi yarışması 3-4 diye devam ettiririz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.